Mesela İbn Rüştü belki seyircimiz hani merak ettiğinde onun düşüncesini araştırabilir ya da yani Tabii. ortaya koyduğu fikirleri araştırabilir. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu mertebeye gelmiş insanlar manevi mertebeden bahsediyorum. Şimdi bizim yani bizim demeyeyim ama ben ve bir arkadaşımın böyle birbirimize bakarak e, fikrimizi anlamamız çok senelerdir tanışıyorsak hoşnut değil durumundan filan olabilir. Ama yani böyle birbirlerine bakarak o onun ne demek istediğini diğeri de onun ne cevap verdiğini anlaması mümkün mü oluyor yani? Mesela bu olan Gece tarih... bu ilerlemiş vaktinde şöyle bir örnek vermek isterim. Biraz da izleyicilerin uykusunu e, almış oluruz herhalde. Ee, öncelikle felsefi, dini, manevi konular konuştuğumuz için e, bütün izleyicilere selam gönderiyorum. E, Hakk'tan helal etsinler onları bu gece vakti uykusuz bıraktığımız için ama e, bir askerlik anımı anlatmak istiyorum size. E, askerliğim esnasında e, sakıncalı koğuşta olan e, askerlerden bazılarının kayıtlarını falan yaparlarken e, benim ilginç böyle herkesle oturmak ve herkesin tecrübesini dinlemek gibi bir şeyim vardır. Yani ne meşebine bakarım, ne mezhebine bakarım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım. Bir hırsız e, kişi e, Hapishaneden çıktıktan sonra askerliğini yapmadığı için getirildi. Hı. Zaman zaman karşılaşıyoruz, işte merhabalaşıyoruz, çay içiyoruz falan. Ben ona yani hırsızlığın incelikleri nelerdir? Çünkü herkes hırsız olamaz, yani hırsızlık da bir yetenek bu arada. Bu tür soruları sorduğumda bana şöyle bir şey söylemişti. Belki sizin sorunuza cevap olabilir. Hı. Mahmut hocam dedi, biz dedi bir kahvehaneye girdiğimiz zaman. Şöyle bir bakarız, kim bizim meslekten biz tanırız, dedi. Hmm. Dedim, nereden tanıyor, yani alnında mı yazıyor? Yani. Ya? Yok dedi, onun kendine göre bir hali. yüzünde, şeyinde bir hali oluyor, dedi. Bu arkadaş bizim meslekten biz deriz, dedi. Tanımı olsak bile. Yanına gideriz, arkadaş şöyle bir iş var, katılıyor musun, sana şu kadar e, ortaklık teklif ediyorum falan deriz diye bir şeyde bulunmuştu. Çok enteresan. Hmm. Ben bunu bir kenara not almıştım. Hmm. Yani bir hırsız, bir hırsızı dahi tanıyabiliyorsa diğer meslek grupları da aslında birbirini tanıyabiliyorlar. Hmm. O zaman e, manevi ilimlerle meşgul olanlar da birbirlerini hmm. niye tanıyamasınlar? Yo birbirlerini tanırlar ama işte o irtibatı sürdürebilmeleri, o yönden bir diyaloğa girebilmeleri ve, ya bu çok büyük bir lütuf. Evet, evet. YouTube evet, yani evet. bu hani i̇şin, geliştirilebilecek bir şey değil. İşin şöyle başka bu görüşmede başka ıı, önemli noktalar daha var bence aslında. Mesela ben rasyonel bir ekoldenim. Ee, bu Muhittin İbn Arabi denen genç çocuk ise işte manevi yoldan gittiğini söylüyor. Ya bu sapıtmış, bu ıı, ciddiye alınacak bir çocuk değil. Benim bununla görüşmeme dahi gerek yok. Ben rasyonel bir adamım demiyorum İbn Yani merak ediyor Demek ki gerçekten bilgelik arayan bir insan. Hı. Yani orta zamanlarda farklı ekollerden, farklı düşüncelerden, farklı mezheplerden hatta farklı dinlerden dahi olsa insanlar birbirlerinden istifade ediyorlardı. Günümüzde olduğu kadar böyle sert ayrımlar yoktu aslında. Neticede tabii herkes kendi yoluna, hı hı. yani İbn Arabi de kendi yoluna gitti, İbn Rüşd de kendi yoluna gitti. Ancak o görüşmede İbn Rüşd'ün sarf ettiği çok ilginç bir hı. söz var. Tabii bu arada bunun nakledicisi bu görüşmeyi bize nakleden İbn Arabi hı hı. yani tek tek taraftan biz hı hı. bu bilgiyi alıyoruz yani İbn Rüşt'ün kendi eserlerinde böyle bir şey geçmiyor ee, İbn Arabi kanalından aldığımız bilgi de uzun bir hikaye şöyle kısa geçeyim ee, diyor ki en sonunda İbn Arabiye ben bu senin yönteminin bir böyle bir yöntem olduğunu ve Felsefede bu yolu izleyenler olduğunu duymuştum hı hı. ama bunun ehlinin kalmadığını zannediyordum. zannediyordum. Şimdi senin gibi bir genci bu yöntemi izleyen birisi olarak gördüğüm için Tanrıya şükrediyorum gibi hı hı. teşekkürde bulunuyor. Yani kendisi bunu dışlamıyor, inkar etmiyor. Hı hı. Ama görmedim böyle bir yöntem, böyle bir şey bilmiyorum ben diyor. Hı hı. Ha, bu da aslında çok büyük bir bilgelik göstergesi aslında daha sonra vefat ettiği zaman İbn Arabi Cenazesine katılıyor. Cenazesinde bir olayı bize naklediyor falan. Yani güzel bir beraberlik onlar. Şimdi çok özür diliyorum. Bazı Müslüman alim olduğunu iddia eden kimseler bir başka Müslümanın cenazesine dahi katılmıyorlar. Çünkü aynı görüşte değilim diyor. Hatta onu tekfir ediyor, kafir olduğunu söylüyor. Bunlar çok çok yanlış şeyler. Çünkü vahdet denen o birlik ruhunu anlamadıklarını gösteriyor. Yani siz aynı görüşte olmayabilirsiniz, aynı mezhepte olmayabilirsiniz, efendimiz, aynı hemşehri olmayabilirsiniz. Ama cenaze demek bir insanın en son yapılacak vazifesidir. Gidersiniz vazifenizi yaparsınız, ayrılırsınız. Sonra gene kendi yolunuza devam edin. Bu nezakettir, bu inceliktir. İlmin de en önemli bir göstergesidir bu. Ama maalesef günümüzde işte ilim ehli olduğunu iddia eden ve sadece ezberledikleri bazı şeyleri tekrarladık tekrarlamalarını ilim zanneden bazı ansiklopedik bilgileri yutmuş bilgisayar gibi kompütür gibi yutmuş ama bunun içindeki hikmeti ve irfanı bir türlü kendinde zuhur ettirememiş insanlarda olabiliyor maalesef.